Aşk geldi. Fotoğraf aşkı orada başladı bana. Elimde makine vardı. Küçük dijital bir makine almıştım. Böyle arkadaşları falan çekiyordum ondan sonra. Ondan sonra çok sevdiğim bir dostum bana makine alalım dedi. Bir tane güzel profesyonel makine alalım dedi. Onu yaptık, onu aldık. Öyle. Ondan sonra biraz öğrendik, bayağı bir şeyler yapmaya başladım. Resim çekmeye başladık. İşte kendimi geliştirdim. Yavaş yavaş zaten insan çevresini çok seviyorum. İnsan çevresinde sürekli olduğum için. Ondan sonra kendim işte Avustralya'ya geldim. Avustralya'ya geldikten sonra aklımda bir hedef yoktu yani. Hedef olarak düğün fotoğrafçısı ya da öyle bir şeyim yoktu. Sadece hobi olarak bir fotoğrafçılık yapmak istiyordum. Resim çekmek istiyordum böyle doğa falan resimleri. Ondan sonra işte resimleri ben ekliyordum işte Facebook'a. Arkadaşım benim, okul arkadaşım Mehmet gördü benim resmi ve dedi bana bir gün nişan var dedi, çeker misin dedi bizim için. Ben dedi tabii ki çekerim dedim, hani ya elimden geleni yapabilirim dedim tabii ki. Ondan sonraki resimleri çok beğendiler ve o gidişten sonra herkes beni çok sevmeye başladı, resimlerimi tanımaya başladı. Neden fotoğrafçılık? Fotoğrafçılık neden olmasının sebebi? Şu anki yaşadığımız çevremiz, yani kendimize bir hobi seçmemiz gerekiyor. Yani ben içimdeki bir aşkı ortaya çıkarttım. İnsanlarla olmayı çok seviyorum. Zaten o beni önceden var yani. Çoğun yani insanlarla diyaloğum çok iyi olduğu için. Ve fotoğraf da başlayınca bu işe bir katkı oldu. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum ve onları yani arkadan böyle resim yani yakalayıp onları hani gülümsemeleri, onlar beni mutlu ediyor. Böyle şeyler. O yüzden yani severek yaptığım şey. Beni daha çok fotoğrafçılıkta etkileyen şeyler. O fotoğrafı yakaladığım an baktığımda resme işte bu diyorum yani. Mutlu oluyorum ve gerçekten kendimi ilerletiyorum. Yani resmi diyorum ben daha iyi yapabilirim. Her gün bir şey yapıyorum mesela. Ben bunu daha iyisini yaparım diyorum. Yani tabii ki neden olmasın? Hani bunun daha ilerisini çabalıyorum ve başarıyorum da. İnşallah hedeflerimi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. Fotoğraf çekerken hissettiğim şeyler karşıdaki insanı mutlu görmek ve öncelikle yani hele hele düğünlerde o gelinin heyecanı, damadın heyecanı, ailedeki emotion hani ağlayışlar, gülüş onlar beni daha çok etkiliyor ve onları o anları yakalamak beni çok mutlu ediyor. Ve eğer o resimlere verebiliyorsam ne mutlu bana. Ve insanların en mutlu olduğu gün ben oradayım. Onların mutlu olduğu gün ben oradayım ve ben de onların mutluluğunu paylaşıyorum. O beni çok etkiliyor. Severek yapıyorum. Hedeflerim benim daha çok
iyi yerlere, daha güzel işler yapmak, yani daha güzel hedeflerim bir yerlere getirmek. Fotoğrafçılık, daha düğün fotoğrafçılığı olsun. Kendimi daha iyi yerlere tanıtmak ve inşallah ileriki zamanlarda fotoğraflarımı yollayıp mesela yarışmalara katılmak istiyorum. Eğer kazanırsam o benim için daha güzel bir hedef olacak. Yani yabancıların içinde ya da herkesin bir yerlere gelmek istiyorum. Hani tanınmış bir fotoğrafçı olarak ve Türk çevresinde kendimi Türk fotoğrafçı olarak bir Hakan ismi olarak yani tanıtmak istiyorum. Gurur verici bir şeyler yapmak istiyorum. İdeal fotoğrafçılarımdan biri benim çok sevdiğim kişilerden yani ismine aşık olarak yani sevdiğim yani onlar çok severek baktığım resimlere Esra Pozan var ve Oktay Bingöl çok hoşuma gittiği fotoğrafçılardan birisidir. Bu ikisi benim yaptıkları işi çok severek yaptıkları çok belli ve resimler yani çok doğal olduğu için bu beni çağrıştırıyor. Ben de böyle şeyleri severek yapıyorum ve onlar ikisi beni çok çağrıştığı için en iyi iki fotoğrafçımı çok sevdiğim onları seviyorum. Fotoğrafçılığa girmek isteyen gençlerimiz olabilir. Tabii ki bu severek yapacaksınız bu işi. Bir işi severek yaparsanız ve kalpten gelirse bir yerlere varırsınız. Her zaman deneyin, test, kendinizi test yapın. Daha iyisini yaparım deyin. Hani öğrenin, okuyun, hani araştırın. Bunlar gerçekten faydası oluyor. Başkalarından sorun. Ya bunu nasıl yapabilirim? Daha iyi yerlere nasıl gelebilirim diye soracaksınız. Bunun bir tek yani yöntemi o yani. Tabii ki içinden gelen bir şey olması lazım. Fotoğrafçılık böyle bir şey. Yani o makineyi aldığında işte gözün yani o şeyi görmesi gerekiyor. Hani o yüzden fotoğrafçılık aşkı o yani. O yüzden kendinizi daha çok yönelteceksiniz o şeye doğru. Yani ben kendim fotoğrafçılığı ben bilmiyordum öyle benim yeteneğim olduğunu. Ben makineyi aldım ve kendi kendime gelişti her şey. Yani daha çok gift olduğunu öğrendim. Yani bu bendeki içten gelen bir şeymiş. Ve şu an çok severek yapıyorum. Ve çok mutluyum. Şöyle kısa bir sürede yani çoğu kişinin sevgisini ve saygısını aldım. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani yoldan geçen insanlar bana merhaba diyor. Hakan nasılsın? Resimlerini çok beğeniyorlar. Ve o bana daha çok duygu veriyor ve bir hedef veriyor. Daha çok başarırım diyor. İşte bu diyorum yine. O yüzden evet.